kavuşana, ayrıldım kavuşana, küstürdüm barışana, ayrıldım kavuşana, göz açtım seni gördüm, yanına konuşana, dert bende kara bende, dert bende kara bende, eğlenmez yâre bende, yuvasız kuşlar gibi almışam pare kendi, dert bende kara bende, eğlenmez yâre bende, yuvasız kuşlar gibi almışam pare kendi. Mezarda taşım garip, dert bende kara bende, dert bende kara bende, eğlenmez yâre bende, yuvasız kuşlar gibi almışam pare kende, dert bende kara bende, eğlenmez yâre bende, yuvasız kuşlar gibi kalmışam pare kende. Kendimizi mi alkışlayalım diyorsun? Efendim? Evet, kendimizi alkışlayalım diyorsun. Alkışlayalım, evet. Evet, güzel bir geleneksel bir türkümüzle programımıza ve sizlere merhaba demiş olduk. Yine Ehlidem'de yine yeni konuklarımızla birbirinden değerli türkü ustalarıyla bugün
birlikte olacağız ve evlerinize mihman olacağız Cem TV ekranlarında. Her hafta olduğu gibi Halk Kitap sponsorluğunda desteğiyle, Cem TV'nin katkılarıyla yapmaya çalıştığımız ve sizlere ulaşmaya çalıştığımız Ehl-i Dem'de yine türkülerimizi dillendireceğiz. Yine sizlerle bir gönül gönüle cemal cemal olacağız. O anlamda hepinize merhaba diyorum bu akşam için. Konuklarımıza hoş geldin demeden önce sizlere selamdan faslını bitirmiş olduk. Tabii dediğim gibi bugün birbirinden değerli türkülere gönül vermiş dostlarımız var. Ama öncelikle kadınlarımızdan başlıyoruz. Sevgili Türkü, hoş geldin. Bugün ilk merhabayı senden alalım. Hoş gördük. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba olsun tüm dostlara. Senin aracılığınla ekran başındaki bütün dostlara da keza. Çok keyifliyim. Seneler oldu davet etmedin. Dolayısıyla ben şu an bir önceki geldiğimden daha fazla heyecanlıyım şu an. Heyecanımız hep olacak ama heyecansız olmuyor. Evet, şimdi sana biraz suikast düzenlemiş gibi olduk. Dik okuttuk. Dik, şimdi. Evet, evet, dik okuttuk. Bayağı bir bağırdım. Yani sen dedin yüreğimden gelenleri okuyayım dedin. Ya yürek yeter de bu boğaz yetmedi. Ya boğaz, evet. R biraz dik geldi. Olsun. Dik oldu, evet. Evet, dik oldu ama olsun, sorun değil. Hemen ilk program, yani ilk dakikada bu suikasti düzenlememiz iyi olmadı senin açından da. Kesinlikle. Neyse, seni fazla konuşturmuyorum çünkü türkü okutacağız. O yüzden şimdi ben mi okuyacağım? Hem yani, suikast hem türkü. Aynen. Şimdi peki, bakalım yani bütün şeyleri nereye sana uygulayacağım. Bütün yükü sana taşıtacağız bugün. Peki. Eyvallah. Kadınlar çileli biliyorsun. Kadınlarımız hep çileli. Ne münasebet. O yüzden bu toplumun, bu toplumun yükünü hep kadınlarımız çekiyor kadına zaten. Kadına şiddete hayır, ne alakası var? Tabii siz yüklüyorsunuz kadına bütün biz sorumlulukları. Kadın, sizler beyler. Toplumu sırtlayanlar zaten kadınlarımız, bakma sen. Toplumu öyle var eden de yaratan da. Ama o kadar fazla yük vermeyin kadınların sırtına. Yazıktır, günahtır. Yani olan yükler türkü yükü olsun. Eyvallah. Başım üstüne. Diğer taraftan benim gene çok sevgili kardeşim. Son yıllarda özellikle türküleriyle zaten türkü severlerin gönlüne taht kurmuş kardeşlerimizden bir tanesi. Çünkü özellikle genç jenerasyonda üretenler çok fazla yok. Üretenler fazla olmayınca tüketenler çok fazla. Cem kardeşimiz, Cem Malkoç kardeşimiz de bu türküleri yetiştirmeye çalışıyor. Gençlerimize ve ustalara da ustalık artık seviyesinde eserler gerçekten üretiyor. Yüreğinde türküleriyle ve yüzündeki gülücüyle ve kalbindeki o saf ve temizliğiyle Cem gerçekten yeni jenerasyonda, tabii artık orta yaşa yavaş yavaş geliyor ama genç jenerasyonda türküyü yakanların içinden gerçek anlamda Türk emekçilerinden bir tanesi. Sevgili Cem, hoş geldin sen de. Hoş bulduk hocam. İyisin. Çok şükür, şükür alıştım hocam. İyi diyorsun. Yani evet, şükür evet, dilimize alışmış ama yani tabii. Canımız sağ. Yani şükür derken de mücadeleyi de ediyoruz diyorsun. Tabii. Şükür deyip sadece oturup kalmıyoruz, beklemiyoruz diyorsun. Zaten bizim hani çok fazla da bir beklentimiz yok. Yani müzisyenlerin yüzde... Muhannete muhtaç olmayalım yeter. %70'inde bu vardır. Çünkü biz maneviyattan beslendiğimiz için hocam. Muhannete muhtaç olmayalım. Gerisi nasıl olsun hocam. Ya, aynen. Neyse, daha çok muhabbet edeceğiz. Diğer taraftan gene sevgili kardeşim, benim dostum, o da ailece ve aslında bir geleneğin, bir kuşağın temsilcisi olarak burada oldu aramızda. Aşık Yoksul'un devamı, Temiroğlu ailesinin devamı, türkülere gönül vermiş bir aileden geliyor. Başta sevgili ustamız Aşık Yoksul olmak üzere, diğer taraftan sevgili dostum Musaip ve Naki Yoksul'u, Erkan Yoksul'u, bu ailenin bir ferdi. Sevgili Naki Yoksul de bizim ustalarımızdan, Aşık Yoksul'un küçük kardeşi ve geleneği de gerçek anlamda sazıyla sesiyle taşıyanlardan. Sevgili Naki, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugünle ilgili bir merhaba de izleyicilerimize. Daha konuşacağız. Merhaba diyorum. Ben fazla konuşmayı beceremem ama işte, Türk söylerim diyorsun. Türk söylerim sadece. Efendim, her şeyin en güzeli sizlerime, ekran başındaki insanlarımıza, seyircilerimize gitsin diyorum. Her şey insanların gönlünce olsun diyorum. Teşekkürler sevgili Naki. Daha çok konuşacağız gerçi ilerleyen dakikalarda, açılırsın yani. Öyle herhalde biraz açılırız. Masaya gelenler başta konuşamam diyor ama ilerleyen süreçte bir bakıyorum benden iyi konuşuyorlar yani. Program ilerledikçe böyle. Herhalde sen güzel ağırlıyorsun diye. Herhalde yani açılıyor yani masa muhabbeti önü. Ehl-i Dem de o. Yani burası bir dost muhabbeti olduğu için insanlar mutlaka söyleyecekler olacak. Yani onu deşebilmek, onları açabilmek çok önemli. Vallahi bu masada herkes gerektiği kadarını konuşmalı zaten. Tabii. Diğer taraftan yine sevgili kardeşimiz, dostumuz Süleyman. Süleyman Yeşil başta yurt dışında yaşayan ve gene de yurt dışında yaşadığı halde türkülerden kopmayan
geldiği kültürü unutmayan ve bu toprakların sesini de yıllarca orada sürdüren arkadaşlarımızdan, orada sürdürmesi yetmiyormuş gibi gene de bu kültüre hizmet için albümler yapmaya çalışan ve topraklarının sesini durmaya çalışan kardeşlerimizden sevgili Süleyman, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Metin abi. İyisin. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Ben de söylediğiniz gibi yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da. Amacımız türkülere hizmet etmek. Tabii ki yani sonuçta bu kültürün bir parçasıyız. Bu kültüre hizmet etmek için yola çıktık. İlk bir albüm yaptık, ilk heyecan. Hani insanın nasıl bir çocuğu olur, sevilir ya ilk çocuğu olur. Bu da onun gibi bir şey. Sevgili yönetmenim, değerli dostum Aşık Can Malkoç yönetiminde güzel bir türkü albümü yaptık. Her şey iyi gidiyor şimdilik. Tepkiler güzel. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii ki amacımız bizim de ustamın dediği gibi türkülere hizmet etmek, kültüre hizmet etmek. Albümümüz hangi firmada çıktı? Bu arada Metin abime de teşekkür ediyorum. Albümümüz de Ema Müzik'ten çıktı piyasaya. Sağ olsun hocam. Metin abimizin de bize çok büyük desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve ayrıca bizi programa davet ettiğiniz için size ve Cem TV ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Albümle ilgili de çok konuşacağız. Cem'in büyük emekleri var. Biliyorum albümünü dinledim. Onunla ilgili konuşacağız zaten. Tabii tekrardan Türkü ablama, Naki Yoksili efendimize, Cem Malkoç dostuma çok teşekkür ediyorum. Onlarla burada olmaktan çok mutluyum. Eyvallah. Biz de mutluyuz aynı şekilde. Türküyle yavaş yavaş başlayalım böyle bir yavaş yavaş. yola koyulalım. Koray, bakalım ne geliyor? Koray ama biliyorsun ablacığım. R'den okuttu bana Meyanlı eseri. Ona göre bir eserden bir başlayalım. Bir duyalım mı? Böyle bir son albümde sesten... Senin sesinin ölüsü yeter, bir şey olmaz. Çok teşekkür ederim. Benim de son albümde naçizane seslendirmeye çalıştığım sözümüzü sevgili Aşık Cem Malkoç'a ait olan bir eser. Vurulduğum eserlerinden bir tanesi. Geldi geçti diyor diyelim. Senin derdin deldi geçti diyelim. Thank you.
Aşık cemim bahtım kara, gel de böyle derde yanma. Her nereye gidersen git, sen unutursan. Her nereye gidersen git, sen unutursan. Geldi geçti, geldi geçti. Ömür böyle geldi geçti. Ne acılar gördüm ama, senin derdin deldi geçti. Çok acılar gördüm ama senin derdin deldi geçti. Diline sağlık. Sevginiz Cem'in de duygularına sağlık, kalemine sağlık. Cem'in yüreğine. Aynen sen ama işte o yazıyor mu? Tabii ruh veren de sonuçta sesiyle ruh veren de hayat veren de eser sen olduğun için ikiniz de. Şimdi bazı eserler çok güzel yazılır ama hakikaten çok güzel de müziklendirir. Ama yakışmaz herkese, okuyamaz da yani herkese olmuyor yani. Eserin güzelliği, eserin güzelliğiyle şey yani o sesle ruh buluyor o anlamda. Yorumculuk, icracılık da böyle bir iş. Muhakkak öyle. Ben yani senin de katkın var tabii yani. Teşekkür ederim. Naçizane bir şeyler yapabildiysem. Benim için de parantez içerisinde bunu paylaşmak istiyorum. İnanmadığım, hissetmediğim hiçbir eseri bugüne kadar okumadım. Okunmamalı da zaten. Ya. Okuyamam da zaten. Aynen. Hani dudaktan olur o. Yürekten aynen, olmaz. Aynen, kesinlikle öyle. Olur. Yani benim hayatım, bu albümde zaten enteresan bir durum benim için. 8 tane eser var, bir de remix var, onun haricinde söylüyorum. 8 eserinde neredeyse tamamı benim hayatıma dokunan, hayatımın bir kesimine dokunan hepsi eserler. Yani hayatımın bir bölümünü birer birer özetlemişler. Zaten repertuarı seçerken insan kendi yaşadığını mecburen yansıtmadı mı ya, okuyamıyor. Hissetmezsem okuyamam. Aynen, kesinlikle. Kim bilir kimlerin ne dertleri sen, vardır. Sen şimdi okurken yazılmış şey istedin. Acaba Cem yazarken ne hissetti? Şimdi ortalığı fazla karıştırmayayım. Cem geç jenerasyondan sonra eve gidemez mi? Gidemez. Ben işte böyle daha böyle ileri yaşta ustalarımıza takılıyorum böyle bazen de. Cem gözlemleyerek de yazıyor ama. İlla kendisini yaşamış olması gerekmiyor. Gözlemlediği zaman da kaleme alabiliyor diye ifade etmişti ya, ama. Ben kimse yaşamadığını, hissetmediğini yazamaz. Sen Cem Türkiye oku. Bana diyorsun ki ortalığı karıştırma da sen hele bakalım neler var. yeni sandıktan neler çıktı. Soranı yok derdine bu garibim.
bu garibe, garibe, fakir. Yarmeli gedeme, soran yok derdine bu garip, garip yetim, soran yok derdine bu garip. Fakir. Aşık cemim cayır cayır yanıyor, el vurmayın yaraları kanıyor. Beni bilmeyenler deli yok derdine bu garip, garip yetim. Soran yok derdine bu garip, garip yetim. Sağ olun. Ne diyelim? Ada garipleri kimse sormuyor değil mi garipleri? Sormuyorlar hocam. Yani garip olunca hakikaten garibanlık kadar, yetimlik kadar kötü bir şey yok ama yani onu her programda da söylüyoruz. Yani bu ülkede aslında daha doğrusu birçok insan inancının doğrultusunda yaşasa gariplerin de yetimlerin de derdi kalmayacak. Bu ülkenin zenginleri ya da şunu söyleyeyim özellikle İslam aleminin söylesin. Çünkü İslam alemi çok zekata inanıyor. Kırkta birini bir Suudi Arabistan ya da Katar şeyhleri ya da Ürdün'deki şeyhler ya da Türkiye'nin zenginleri ya da İran'daki mollalar kırkta birini zekat olarak verseler mollarının kırkta birini dünyada gariban evet. kalmaz, yoksul evet. kalmaz, açlık evet. kalmaz, aynen. sefalet kalmaz. O anlamda ne bileyim ya. Garibanlık biraz aslında kader değil. Garibanlık, tabii senin söylediğin bu gariplik şey anlamındaki gariplik değil ama genel anlamda insanın bazen yalnız hissetmesi de gariplik. Yani çok maddi gücün de olabilir ama evet. bazen yalnız da hissedersin tabii ama. Ama şey olsa, sözünü kesiyorum ama söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Bir de üstüne benim de fikrim, temelde insanın vicdanı olsa, bütün insanlar aynı derecede, aynı oranda vicdana sahip olsalar,
yine gariplik kalmaz. Yani. Bütün bu maddi bölümün i̇şte, üzerine bir de vicdan duygu olsa... Duygu garipliği kalır. Yani nedir? İnsan sevdiğinden ayrı kalmıştır, gurbet etmiştir. O kadar hasretlik onlar kalır. Yoksulluk anlamında kalmasın. O anlamda söylediğimiz kalmasın. Madden kalmasın. Aynen. O yüzden ne bileyim yürekleri, paraları çok ama para maddi anlamda zengin ama manevi anlamda fakir insanlar çok yani o anlamda. Dileriz ki aynen mücadele edeceğiz olsun. Dünya güzelleşene kadar hep birlikte mücadele. Garipler kalmasın. Kendini çok garip hissetmeyeceğim. Biz hep yanındayız yani. Değil mi? Kurban olurum. Gözleri doldu. Buna bağlantı olarak bir şey söyleyebilir miyim Mete abi? Yani ben şöyle düşünüyorum. İyi ki bizler böyle gariban fakir doğmuşuz. Yoksa bu türküleri nasıl yakacaktık yani? Veyahut da Cem Hocam veya da onun gibiler bu türküleri nasıl yakacaklardı? Ya da zaten yani o da aşıklar, ozanlar mutlaka çile çektikleri yani, için de biraz önce şey söyledi. Hakikaten gözlemlemeleri de çok önemli. Her şeyi birebir yaşamaları şey değil yani mutlaka toplumun her acısını kendisi yaşamamış olabilir ama aşık ve ozan biraz önce şaka yaptım ama sonuçta başkasının dertlerine, sorunlarına da duyarlı olan insanlar yazar. O anlamda tabii o empati kurabilme yeteneği de çok önemli evet. Sanatçıda yaratan insanlarda. Sevgili Naki, bizde söz bitmez. Sen şimdi ilk bölümde az konuş sonra çok konuşacaksın herhalde. Tamam abi, öyle yapalım. Bir türkü alalım senden bakalım. Tamam, o zaman ben ilk başlangıç ustamalı rahmetli abimden bir eserle giriş yapayım. Aralarda diyelim. Gedikten aşırdılar yolumu. Şu gedikten aşırdılar yolumu. Dağlar duman duman aman. Asker idim bağladılar kolumu. Kolumu yar kolumu, ben ölem yar kolumu. Kovadılar aylar geçe, yıl geçe. Kovadılar aylar geçe, yıl geçe. Dağlar duman duman ama. Asker idim bağladılar kolumu, kolumu yar kolumu, sına boylum kolumu. Gel benim çeşmi siyah, koyma beni aralarda. Göklerde figanım ahım, koyma beni aralarda. Göklerde figanım ahım, koyma beni aralarda. Aralarda, 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 aralarda. Ara beni yaralarda, sor beni gurbet ellerde. Nereden bana ettin zulüm, sana beyan ettim halim. Sen sultansın, ben de kulun,
koyma beni aralarda. Sen sultansın, ben de kulun, koyma beni aralarda. Aralarda, 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 ara beni yaralarda. Sor beni gurbet ellerde. İşte dertlerim böyledir, biraz yoksul iyi güldür. Sen kendi elinle öldür, koyma beni aralarda. Sen kendi elinle öldür, koyma beni aralarda. Aralarda, 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 ara beni yaralarda. Sor beni gurbet ellerde. Yüreğine, diline sağlık. Sağ olun. Yoksulü baban ne sebebi? Ben bu gece ölmeden buradan sağ salim gidebilecek miyim acaba? Valla biz her gün ölüyoruz zaten. Evine gitsen türkü dinlenmiyor mu? Dinliyorsun. Ya yok, böyle meşk de güzel oluyor. Meşk ortamında evet, meşk çok sıcak başka olacağım. Ben buradan olunca kesin sürünerek eve gideceğim. Ben de besleniyorum burada. Ya. Ben buradan çıktığımda öyle bir yorgun hissediyorum. Nasıl yorulmuşum böyle biliyor musun? Bir şey de yapmıyoruz ama duygu aşırı değil, yoğunlaşıyor çok... ya. Yoğunlaştıktan sonra böyle sanki sırtımda yük taşımışım. Yüreğimizin de yolduğumu hissediyorum yani. Yüreğimizin de bir limiti var yani. Çok fazla yüklenmeyin, kurban olayım. Kendinize yükleniyorsun. Süleyman, ilk bölümde hemen şimdi sen de okutalım da. Evet hocam, ses gitmiş hocam. Süleyman'ın mikrofonu. Tamam, sen konuş, şu anda duyuyorlar. Eseri biliyor herhalde şey. Tabii ki, tabii ki. Ben de değerli üstad Fatih Kısak Parmak abimin bir eseri, bir albüm okuduk. Onu trenin camından dışarı baktım. Ben de bittikten sonra konuşayım o zaman. Türkü bitsin öyle konuşayım. Tamam. O eserle ilgili. Evet. Trenin camından dışarı baktım, biliyor musun? Ha, çok güzel. Ses verdim. Hey. Sen gireyim ona. Ses. Thank you.
güzelim. Vay beni beni, can beni beni, dün bir bugün iki, çok özledim seni. Eserle ilgili bir hikaye var. Anlıyorum. Şey yaptım, sonra konuşayım diye. Bu eseri Fatih abi o zaman MESAM yönetim kurulunda bir dönem birlikte görev yaptık. O zaman Emre Hoca da vardı. Fatih abi geldi, dedi bir şey dinleteceğim sana dedi. Ondan sonra bu eseri okumuş, çalmış okumuş. Ya nasıl tüylerim diken diken oldu. Dedim Fatih abiye dedim bu nasıl bir şey ya, dedim nasıl bir duygu falan. Dedi bunu dedi nasıl beğendim, dedi albüme koyayım mı? Koy dedim ama abi dedim bu haliyle koy. Ondan sonra dedim gel Emre Hoca'ya da dinletelim. Ondan sonra Emre Hoca'ya da dinlettim. Aynı o da benim dinlediğimi söyledi, söylediğimi. Dedi bu haliyle koy dedi. Muhteşem bir eser dedi. İlk orada daha çıkmadan dinlemiştim bu eseri. Fatih abi de yani hakikaten türküleri yüreğinde yaşayanlardan bir tanesi. Çok, o anlamda çok değerli. Diyorum ya benim için hakikaten değerli. Yani beni tanıyanlar bilir. Kimsenin kaşına, gözüne, ağlına, beyline eyvallahım yoktur ama ben yüreğe ve şeye, duyguya çok değer veririm. Fatih abi de o yüzden benim için çok değerli. Yüreğiyle, gerçek anlamda insani duruşuyla benim şey olarak örnek aldığım bir insandır. Bizi de çok benzetirlerdi. Evet evet. Mete abi ben evet. Fatih abi yani severek dinlediğim bir üstad. Ama kendisini taradıktan sonra bir kez daha hayran oldum kendisine. Fatih abi, daha önce de söyledim birkaç programda galiba. Herkes bir yerlere yakıştırır. Birisi sağa yakıştırır, birisi sola yakıştırır, birisi milliyetçiliğe yakıştırır. Herkes bir yere yakıştırır ama benim en çok yakıştırdığım yer insani noktası. Çok, İnsanlığına çok yakışıyor. Abi. O anlamda benim için çok önemli. İlerleyen günlerde onu da ağırlayacağım burada zaten. Çok güzel. Çünkü Fatih abi sadece eser yapan değil, türkü derlemeciliği ve kaynak kişilik anlamında, taşıyıcı anlamında da evet. çok eserler kazandırmıştır. Kültürü de iyi bilir. O anlamda buradan da Fatih abiye sevgilerimi sunuyorum. Selam biliyorum olsun ki Fatih o mümkün olduğunca programı kaçırmıyor. benim en iyi eleştirmenlerimden bir tanesidir. İlerleyen günde mümkünse alacağız onu da. Belki yengemiz de alırız, Şebnem yengemiz de alırız. Belki öyle bir türkü muhabbeti de hep birlikte yapmış oluruz. Araya gidiyor muyuz arkadaşlar yoksa? Araya gidiyoruz. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
kendimi kendimde aradım, yokmuş. Bugün derdim yine dünden aşırı, kendimi kendimde aradım, yokmuş. Çıktım şu alemi dolaşa durdum, meğer elin derdi benden çokmuş. Çıktım şu alemi dolaşa durdum, meğer elin derdi benden çokmuş. Ağla ağlamaya doymayan gözüm, pınarlar kurudu sen kurmadın. Ağla ağlamaya doymayan gözüm, pınarlar kurudu sen kurmadın. Ağla ağlamaya doymayan gözüm, pınarlar kurudu sen kurmadın. Ağla ağlamaya doymayan gözüm, pınarlar duruldu sen kurmadın. Yaşadım bu dünyada nafile, gönül verdim oldan bilmez cahile. Benliğim yitirdim elinde gezen, söküp atamam ki kolaydır dile. Benliğim yitirdim elinde gezen, söküp atamam ki kolaydır. Pınarlar kurudu sen kurumadın. Sen kurumadın, evet. Nasıl bir yaş varsa, nasıl bir dert varsa hakikaten. Değil çok mi? Güzel bir betimleme yani, benzetme. Sözler Gülzar çok... Ergin, müzik Güler Duman'a ait bu eserinde. İkisinin de yüreklerine sağlık. Söz, müzik bütünleşmiş. Yorumda seninle bütünleşince. Çok teşekkür ederim. Heyecanlandım şimdi eseri ilk defa canlı okuyunca. İlk defa mı canlı okuyorsun? İlk defa canlı okuyorum eseri, evet. Bizim programda playback yok biliyorsun yani, o yüzden. Yani bir seve burası, seve geldim. burası ermeyi ben. Çünkü bazen diyor da playback falan burada yok. Playback okuyacaksanız yok burada. Ben zaten geldiğimde kuliste dedim yapımcınıza, hanımefendiye. Yani ben mesela ben playback okuyacağım albüm yeni. Biliyoruz ama gelip söyleyecek, kaydedeceksin ya. Bir daha önceden tecrübem var. Tabii. Ama yani gerçek anlamda playback okumak isteyenler olunca da yakışı yapmış. Ya şey anlamda biraz hakikaten dost muhabbeti. Ya burada hatalarımız da olacak. Biz mükemmel, evet, muhteşem okumak zorunda değiliz ki. Yani bir sürü hatalarımız da oluyor. Yani program içinde canlı yayın oluyor ama
Önemli olan o duygunun sıcaklığını hissettirmek, ekrana onu yansıtmak. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yoksa zaten onu yapmışsın zaten. O YouTube'dan da basıyorlar. Sosyal medya hepsi herkesin telefonunda var. Aynen. Şeyinde var. Hayır, bir de programa geldiğin zaman bir de bayan sesi, yani hani ben böyle bir soprano değilim. O kadar bir şey çıkarım da yani hani duyguyu öldürürüm diye ben mesela tiz dik okumak istemiyorum. Sen bir R'den okuttun zaten. Sen nakaratlara girersin diye düşündüm. Sen de baktım yiğitlik yapıyorsun, bayağı girersin. Bayağı girdim. Yani, bayağı ben de dedim yani nakaratlarda gir diye ben de düşündüm. Bazı arkadaşlar nakaratlarda falan girdim. Genellikle 4-5 Aralık sesleri tercih ediyorum da bugün böyle küstürdüm, Barış Aman geldi. O yüzden dedim aralarda. Benim anamın çok sevdiğim bir şeydi bu. O yüzden benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Neyse. Cem. Nasıl gidiyor? Daha açılmadın mı? Daha kendine gelemedin herhalde, daha yavaş yavaş. Ya sen daha arabatı gibisin. Geç açılıyor ama açılıyor. Tam açılıyor. Sen biliyorsun hocam. Yani bildiğin genel anlamda de. Evet. Yani genel anlamda duruyorsan. Çünkü yani, her şeyi zaten anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz. Ben de dinliyorum. Güzel şeyler alıyorum ama onların içinde. Siz böyle sessiz durduğuma bakmayın. Gerekenleri alıyorum biliyorum canım. Ben sen gerekenleri, çalışıyorum hocam. Gerekenleri aldığını çok iyi biliyorum. İyi bir gözlemcisin. İyi bir yani böyle... gözlemledikten sonra onları gözlemleyip de topluma bir de eserlere çevirip topluma aktarabilmek de önemli. Zaten sanatçının, üreten insanların en önemli şeyi iyi gözlem yapabilmesi, iyi dinleyebilmesi. Yoksa zaten sürekli konuştuğu zaman bir sanatçı zaten öbürlerinden bir şey alamaz. Ben şimdi burada mecburen konuşuyorum. Ben de yani şimdi program yapınca ister istemez programı sürüklemen gerekiyor. Herkesi motive etmen gerekiyor. Yani bazı insan az konuşuyor, onun ağzından bir şeyler konuşmalı. Bazı insanlar çok konuşuyor, onu susturman gerekiyor. Yani susturman derken keserek değil de yani. Yerinde zamanla müdahale etmen gerekiyor. Bazen arkadaşlarımız oluyor, hızını alamıyor, programın dışına çıkıyor. O yüzden ben mecburen konuşmak zorunda kalıyorum fazla. Hepinizin yerine de konuşuyorum bazen. Sen bir türkü söyle o zaman. Bakalım ne gelecek. Aşık Cem Malkuş. Cem ilk şey... Kenan bana getirdi dedi işte Cem bu, ya dedim bu mu yazıyor dedim bu türküleri. Daha gençti de o zaman. Ben böyle. Bir şey söyleyeyim. Ya ben yaşlı başlı böyle kendi felli bir adam bekliyorum böyle diyorum. Aşık Cem, Aşık Cem diyorum herhalde yaşlı başlı 70'lerine varmış bir amca. O zaman geldi 30 yaşlarda. Çok güzel bir anekdotumuz var o anlamda. Cem'le ilk tanıştığımız zaman sevgili Mehmet Ekici kulakları şuna sonra da sevgiyle selamlıyorum. Selamlar bize de. Dedim ki ya bu eserler kim? Dedik abla Cem Malkoç, Aşık Cem Malkoç. Cem eşiyle beraber geldiler, tanıştık. Yani dedim ki insan kendi kendine hani o aşıklık titrini veremez yani. Hani tabii. Onu toplum verir. Hani sen neye dayanarak sen kendine Aşık Cem Malkoç diyorsun dedim. Abla dedi... Eşi de dedi ki canım benim çok sevgili onu da kucaklıyorum Ayşegül'ü. Abla dedi yani insanların dedim hani bu anlamda bilmesi lazım. Böyle bir geçmiş gün Ayşegül dedi ki ama abla dedi bizim mahallede herkes onu tanıyor dedi öyle mi? Herkes aşık olarak tanıyor. Ama artık şimdi tüm Türkiye'yi tanıyor. Özür dilerim lafını yine kesiyorum ama sonra işte o meşk başladı saatlerce sürdü. Baktın ki bir aşıklık özür dilerim, dedim özür dilerim. Gerçekten aşık Cem Malkoç yani. Estağfurullah. Zaten ilk önce zaten aşıklar da ilk önce kendi çevresine söyler. İlk önce zaten ailede kabul, mahallede, köyde kabul görürsün. Ama ben kendime sinir oldum, duymamışım yani. Niye ben duymadan sana aşık Cem oldum diye. Yani, hadi Cem, hadi aşık Cem bakalım. Aşık Cem'in heybesinde neler var bakalım. Pişiyoruz hocam, yani daha çok pişeceğiz. Yani İnşallah. Bu zaten oldum demek evet. Yok zaten. Bu kültürde oldum demek tabii. Yok zaten. Mutlaka her yaşın, geçen hafta da söyledim programda zannediyorum. Mahsuni Baba'yı da aslında çok genç kaybettik. Hulusi abi hele çok gençti. Yani aşıklarımızın, ustalarımızın çoğunu en geçleri yani 60'lı yaşlarda bunlar çok aşık ve ozanlar için çok geç yani genç bir genç, yaş. Evet. Genç bir yaşta çünkü tam üretmenin, tam doğruğa çıkmanın ve hocam ustalık yani. Dönemine evet. Şeye gelmenin tam en şey dönemi. Evet. O yüzden kendilerine evet. Bakmanız gerekiyor. O yüzden sen de yani sağlığına toplum için bakmalısın. Yani. Beslenmene, yemene, tamam, içmene doğru, dikkat doğru, etmelisin. Hocam, üretme zaten belli bir aşamadan sonra gittikçe ustalaşıyor. Hocam şimdi, neyse. Etin kilosu 70 lira olmuş. Nasıl bakayım kendime hocam? Buna bak, etle bakma zaten, et yeme. Eyvallah hocam. Etten değil zaten. Bak şimdi veganlar veganlar duyar, burayı basarlar, etme et yeme bak. Zaten et yemiyoruz diyeceksin. Otları da yeme, onu da et. Veganlar yani... biliyorsun Avrupa'da evet. Restoranları falan basıyorlar. Şimdi evet. Gelip sen etten bahsetme, buraları evet, basmasınlar. Hocam. Tamam hocam. Biz suyla besleniriz.
dostum dediysem, lokmamı pay ettiysem, tevazu gösterdiysem, başıma baş kesilir, başıma baş kesilir. Tevazu gösterdiysem, başıma baş kesilir, başıma baş kesilir. Çağlayam yaramı ben bağlayam, boya boya ağlayam, yaşıma yaş kesilir, yaşıma yaş kesilir. Doya doya ağlayam, yaşıma yaş kesilir, yaşıma yaş kesilir. Aşık Cem'im bende mi, hata yaren nerede mi, Arafat'ta şerde mi, daşıma daş kesilir, daşıma daş kesilir. Arafat'ta şerde mi, daşıma daş kesilir, daşıma daş kesilir. Yüreğine sağlık Erenler. Yüreğine sağlık, gönlüne sağlık. Yani bu Türklerin yakılması lazım, Türklerin yaşatılması lazım ve üretilmesi de lazım. O anlamda gençlerimiz üretince de ben mutlu oluyorum gerçekten. Söyleyecek çok söz var, ne bileyim ama az konuşalım. Çok Türk söyleyeyim, bir tane de ben okuyayım eğer evet, fırsat kalırsa. Ben de az önce bu arada, bu arada şeyle WhatsApp attığımızla ilgili bir teknik sorun var. Çözmeye çalışıyorlar. O yüzden mesajları şu anda okuyamıyoruz. Ama siz göndermeye devam edin. Bizler çünkü onları herhalde arkadaşlarımız çözmeye çalışıyorlar. Tablette bir sorun varmış WhatsApp'ın tabletinde. Eğer bağlantıyı kurarlarsa yayın içinde okuyacağız. Yerim.
karşıdan uzanır yapraklı dağlar, ay dağlar. Aslanın derdini ne bilir sağlar, ay sağlar. Her nere vardın sadet neler ağlardır. Gezdim şu alemi dertsiz yokmuş, yokmuş. Her nere vardın sadet neler ağlardır. Gezdim şu alemi dertsiz yolmuş, dosta sarılma, sarılma. Su değilim bulanıp da durma, durma. Bu dünyada sevdiğine sarılma. Ahirette sorgu sual yokmuş, yokmuş. Bu dünyada sevdiğine sarılar. Ahirette sorgu sual yokmuş, türkü yokmuş. Ahirette sorgu sual yokmuş. Yani beni öbür tarafta sorgulamayacaklar demek ki. Ben öyle bir yorum yapayım. Bu mikrofonla ilgili bir sorum var. Hakikaten sevdiğine sarılanın zaten öbür tarafta zaten hurilere, gılmanlara işi düşmüyor yani. Bu yüzden bu taraftaki sevdiklerinize sarılın. Öbür tarafta huri gılmana sarılacağız diye, hurilere sarılacağız diye dünyayı, yani dünyada yeni bir şey yaratmaya gerek yok. Bu dünyada sevdiğine sarılıyorsan, insanı sevebiliyorsak en güzel bizim için armağan da o. Yani beni öbür tarafta sorgulamayacaklar yani ona göre. Güzel. Ben sevdiğime sarıldım. Hocam size ait bir eser mi? Yok, Karacaoğlan'ın. Karacaoğlan'ın. Yani sizin de çok güzel sözleriniz var. Sözler yani, benim yönünüzü. Nerede çok, öyle biz? Çok güzel hocam. Tabii mesela bundan ben yani o zamanlar artık gençlik dönemi diyelim. Artık yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Söyleme diye bir eseriniz var. Ben değilim, o da Mazlumi abinin. Ben öyle mi? Tabii, o da Mazlumi, Aşk Mazlumi'nin. Ben okudum ama yani. Çok güzeldi ama. Bazen işte türküleri üretenlerin sözleri okuyanların üzerine yapışır kalır ya. Bizde de öyle söyleme, ararsın yar musahibin mesela. Onlar direkt üzerime yapıştı. Yani ben son albümde okuduğum eserler. Hocam, tabii ki. Öyle. Ama çok güzel eserleri var Metin hocam. Mütevazı davranıyor da biz biliyoruz hocam. Çok güzel eserler var. Tabii ki. Yani, ustaların sözlerinin yanında şey değil. O yüzden bunu da yıllar önce Musa Hoca okumuştu. Musa Hoca derlemişti bu eseri de. Musa Hoca'nın da burada ellerinden öpüyorum. Onun da yüreklerine sağlık. Muhabbet serisinde okumuşlardı Arif Hocalarımla birlikte. Arif Hoca, Mulis abi, Yavuz Hoca ve Musa Hoca'nın birlikte bu kültüre büyük hizmetler var. Muhabbet tabii, serisinin ve muhabbet tabii geleneğinin bizim özellikle yetişmemizde, bizim zamanımızdaki gençlerin birçoğuna büyük etkisi ve katkıları olmuştur. Birçok insanın türkü sevmesinin, türkülere aşık olmasının
sebeplerindendir muhabbet serisi. O anlamda iyi ki hocalarımız var. Yani biz ve... türkülere aşıkken bir de o muhabbet serilerini dinleyip sağlamasını onu... yapmıştık. Aynen. Yani o kadar... O coşkuyu ve o hızı, hazzı bize yaşatmıştı. Ne zaman çıkacak diye bekliyorduk muhabbet devamlı. Aynen. Devamlı. Biri ikisi çıkıyordu değil sırayla mi? Evet. Munis abi bir tek aramızda yok ama türkülerin de zaten aramızda. Her zaman bizim yüreğimizde ve beynimizde, dilimizde. O anlamda zaten türküleri yakanlar, üretenler, söyleyenler hiçbir zaman yok olmuyorlar dediğimiz gibi. Hep aramızdalar. Yoksulü ustamızın da olduğu gibi. Yoksulü de çok genç yaşta vefat etti. Aramızdan evet, vefat etti. Evet, 40 yaşında. Devri daim genç. Olsun. 40'lı yaşlarda birçok uzanımız ve sanatçımız, üreten insanlarımız 40'lı yaşlarda aramızdan ayrıldı. Diğerlerinin ömrü uzun olsun sevgili. Evet. Yoksulü genelinden gelen. Hadi sen oku bakalım bir şeyler. Son albümden... Albüm ne kadar oldu çıkalı? Albüm 6 ay oldu. Çıkalım. 6 ay oldu. Yani şimdi tabii albümler artık ürettiklerini sergilemek için çok önemli. Evet. Ama gerçek anlamda, fiziki anlamda CD, MD çok fazla olmasa da sonuçta yaptıklarımızı çıkartmak zorundayız. Ürettiklerimizi topluma sunmak zorundayız. Yani. O anlamda emek verenlere... ısrarla gene de albüm yapanlara gerçekten imreniyorum. Bu iş gönül işi, yürek işi. Gönül iş, çünkü evet. Maddi birçok külfeti oluyor sanatçılarımıza da. Karşılığı olmasa bile gidip... Karşılığı olmuyor tabii. Ne müzik eğlence programı kaldı, ne bir yani bu prodüksiyonları hazırladıkları, emek verdikleri, para harcadıkları bu albümleri ki ben de dahil olmak üzere sunabileceğimiz mecralar kalmadı. Aynen, karşılığını da alamıyorsun ama insanlar diyorum ya, özellikle sanata bu işe gönül veren dostlarımız gidip işte araba alacağına, daire alacağına ya da bankaya yatıracağına ya da altın yapacağına sanatına yatırıyorlar. O yüzden imreniyorum, bu yüzden albüm yapanlara gerçek anlamda bu işe sadece maddi kazanım değil. Ya ben buradan para kazanayım, sanatçı olayım değil de kazandığını oraya yatırabilenlere de imreniyorum. Aynen, o yüzden inşallah, umarım. İnşallah. 10 yıl olmuştu işte albüm yapmadığımız için dedik ki hani ya gittikçe artık bir şey yok, bir şeyler yapmamız lazım. Her şeyi göz alarak yaptık. Bakalım neden? Yani albümden mi okuyacaksın şimdi bu? Albümden okuyacağım. Bu albümde olan eserler. Bazen kendi eserim. Tamam. Mikrofonu biraz yaklaştırdım da sonradan tamam. Müdahale edemiyorum ben burada. Tamam, şöyle yapalım. Yani gönlü ve yüreği temiz olan insanların zaten çok şeye de yani cennet cehenneme de gideceği, bu dünyayı cennet yapmak önemli. Bu dünya evet. Cennet değilse öbür taraftaki cenneti ben ne yapayım? Sen bu dünyayı insanlara cehennem yap, bu dünyayı cehenneme çevir. Vicdan. Her tarafta yanı başımızda kan dökülsün, katliamlar vicdan. Olsun. Ondan sonra da yeryüzünü cehenneme çevir, öbür tarafta da cennet için mücadele et. Salınıp gezenim nerede?
Yarim nerede, gülüm nerede, günümün ışığı nerede? Cayır cayır yanar bağrım, salınıp gezenim nerede? Sonsuzdur ızdıraplarım, kaç gecedir yatamadım. Her gün yalvardım Allah'a, canımı aldıramadım. Sonsuzdur ızdıraplarım, kaç gün oldu yatamadım. Her gün yalvardım Allah'a, bu canı aldıramadım. Yarim nerede, gülüm nerede, günümün güneşi nerede? Cayır cayır yanar bağrım, salınıp gezenim nerede? Yarim nerede, gülüm nerede, günümün ışığı nerede? Cayır cayır yanar bağrım, salınıp gezenim. Melekler yoldaşım olsun, biliyorum dönemezsin, cennet hala evin olsun. Bütün hakkım helal olsun, melekler yoldaşım olsun, biliyorum gelemezsin, cennet hala evin. Yarim nerede, gülüm nerede, günümün güneşi nerede? Cayır cayır yanar bağrım, salınıp gezenim nerede? Yarim nerede, gülüm nerede, günümün ışığı nerede? Cayır cayır yanar bağrım, salınıp gezenim. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Cayır cayır yanar gönlüm. Salınıp gezenim nerede değil mi? Salınıp gezenim evet. Nerede? Yüreğine evet. Sağlık. Güzel. Duygusu da güzel. Sesin de güzel. Evet, bu yoksullerin hepsinin sesi güzel mi ya? Temuroğulların. Temuroğulların hepsinin sesi güzel ya. Hepsinde bir şeyi var. Yoksulü babada da vardı o eziklik. Böyle bir şey var. Bir gevrek bir eziklik evet, var. Yani böyle mey ile şeyin arasındaki bir cızırtı var. Evet. O şeyde Musayip'te de var. O evet. Duygu sende de var. Yani yüreğinize sağlık. Ne diyeyim teşekkür ya. Teşekkür ederim. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum özellikle izleyicilerimize. Yılbaşı akşamı ile ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Yılbaşı akşamı yani 31 Aralık Salı günü. Cem TV'de gene Ehli'den özel yılbaşı programı yapacağız. Yani pazartesi normal 30'unda programımız var. Ama yılbaşına dair, yılbaşında bir yere söz vermeyin. Eğer bir yerlere gitmiyorsanız masanızı kurun, sofranızı hazırlayın. Bütün hazırlıkları yapın, bardakları da doldurun. Yılbaşında saat zannediyorum 10 itibariyle Ehli'den başlayacak. Ehli'den'de birbirinden değerli sürpriz konuklarımız da ekranlarda olacağız. Yılbaşını birlikte geçireceğiz. Yılbaşına birlikte gideceğiz. O anlamda bir yere söz vermeyin. Türkü severler ve dışarıda eğlenmeyecekler. Öyle falan filan kanalı açmayın. Cem TV o gününe şimdiden alarmınızı kurun. O akşam hep birlikte Cem TV'de yılbaşına
türkülerle gireceğiz. Sevdiklerimizle, dostlarımızla gireceğiz. Anlamda yılbaşı için bu haberi de vermiş olayım. Sevgili Süleyman. Evet hocam. Bu eserle senden alalım. Ben de yine değerli hocam Aşık Cemal Koç'un Ömrümü Ölüm diyelim hocam. Evet. Ben bir kubilet nacizane. Evet sen bir giriş ver eserinden. Koray'da peşinden gelin. Evet. Ha, bu arada şeyin bugün dersim yok aramızda. Dersim rahatsız. O anlamda Dursun bize eşlik ediyor. Sevgili Dursun Bilgin kardeşimiz bize eşlik ediyor. Bugün dersime de geçmiş olsun. Dersime geçmiş olsun. Ciddi bir şey yok ama sonuçta bugün için dişle ilgili bir sorunu var. Evde sopaymış herhalde ya. Dişim kırılmış. Yengede. Ya bakın, nasıl bir şey şunu söylüyorum. Şimdi hepiniz hastalanınca yerinize birisini buluyor. Ben şimdi hastalanırsam buraya kim oturacak? Cem sen mi? Koray hanginiz? Senin öyle hanginiz? Birisi yok ki. Koray sen mi? Hocam Cem. Büyük Cem. Abi. Ama şimdi gel bir istersen Cem bir başta vallahi burada bir gel bir şu anda programı bir sun bakayım ben hasta olursam hanginiz yapabileceksin yok, ona bakayım. Senin öyle bir şey, hasta olmak gibi bir lüksün yok ki senin. Valla ben de onu hepsi yedekledik hepsi geliyor da. He? Gel. Gel bir şey yap. Eseri gel. Gel sen sun. Hocam sen yeni tutabilir miyiz ya? Evet gel. Ben oraya geçeyim Koray buraya gelsin gel. Bugün bir eşlik yapalım şu sızlı al. Öyle bir şey yok ya. Ya öyle bir şey mümkün değil de. Canlı yayın. Ama bu bağlamayı da al. Cemile şeyin elindekini al o zaman Koray. Yakın mikrofonum yok. Ben sana buradan mikrofon veririm. Ha. Bakalım burası nasılmış. Biz biz buralardan geçtik ya. Hayati Bey sesleri açabilir miyiz? Evet, bakalım nasıl yapacak. Bize hangi eserini seslendireceksin? Koraycığım, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz ben mesela bazen sahne aldığımız yerlerde de bunu dile getiriyoruz. Yurt dışında olsun gerek burada. Gizli kahramanlar, değerli müzisyen arkadaşlarımız yani bağlama olsun, işte nefesliler olsun, keyboard'da olsun. Birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Yani onlar benim bir sloganım var. Tabiri caizse söyleyene değil, söylesene bakmak lazım diyorum bazen böyle. Müzisyen arkadaşlarımızı da unutmuyorum. Onları da sevgiyle, saygıyla hatırlayalım. Onu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Müzisyen abimiz, sevgili Metin Karataş aramızda. Orkestra Metin abi. Orkestra şefimiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Koray. Her şey yolunda. Hayırlı olsun programınız bu arada. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, Ehli Demi bu saat itibariyle artık ben sunuyorum. En uymuş oluyorum. Hocamın yaveri olarak. Evet hocam. Evet, o zaman ömür mürüm diyoruz Koray. Diyelim et. Suyumuzu arıtırdım, elerdim.
ekmeğimi soğanımı dönerdim. Ahlam ahlam geçti ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, benim ömrüm. Ahlam ahlam geçti ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, benim ömrüm. Cemim baharını soldurdum, gönül teslimize ah doldurdum. Ağarmadan saçlarımı yoldurdum. Ahınan ahınan geçti ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm. Ahlam geçti ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, ömrüm ömrüm, benim ömrüm. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Ben devam ediyorum hocam. Devam et. Gel. Yerinden memnun yalnız hiç. Yok yok abi, en azından şey oldu. Antrenman oldu şimdi. Hayır, olursa. Hayır, oradan kalkmak gibi bir niyetin yok hiç. Vallahi ben sazcılığı çok seviyordum ben. Yani şeyden, solistikten daha çok sazı seviyorum. Saz çalmayı seviyordum. Ama Süleyman Bey'in az önce söylediğinin altını da sen çizmiş oldun. Sen gerçekten perde arkasında, kamera arkasında olan müzisyen arkadaşlarıma, ki ben de müzisyenim, ne kadar önem verdiğini şu hareketinle bile göstermiş oldum. Evet, gerçekten. Ben oradan geldim zaten. Ben yani buralara gelirken biz tepeden birilerin şeyle buraya gelip bir yerde... Tamam, anlat duruyorsun. Ben bir şey mi dedim? Söylüyorum. Ben çünkü hakikaten oralardan yetiştiğim için ben düğün salonlarında en sevdiğim orada şey... Orada olmayan buraya oturamaz zaten. Orası çok önemli. Çok sevdiğim düğün salonlarında saz çalmaktı. Kendimi düğün salonlarında özgür hissettiğim kadar hiçbir yerde özgür hissetmedim. Yani sahnede soliste çalmak başka bir şeydir. Ben oralardan geldim. Ben çünkü grup arkadaşlarım da bilir. O zaman bizde şefler hep büyük paralar alırdı. Ya ben o zaman grup şefiyim. Bağlamacılar biliyorsun, amfileri pahalı oldu. Büyük paralar aldım. Yok yok. Ben, bizim grupta hayır. Bütün ritimciler dahil herkes aynı parayı aldı. Türkiye'de ilk defa ben yaptım. Ben bilir şimdi radyoda falan arkadaşlarımız var. Naci Düzel falan, şef. Naci Düzel var. Cemal Kaplan falan şu anda radyodalar, TRT'de. Çok önemli yerlerde arkadaşlarımız var. Bizim grupta herkes ritimci ne, damla alıyorsa ritimci de aynı parayı alırdı. Biz onu, o adaleti, ya, sosyal şey dayanışmayı ben sağlamıştık. Ben şu an programı terk ediyorum. Benim çok önemli yerlerde arkadaşlarım yok. Ben gidiyorum. Benim türkülerim var. Söylemeyeceksek önemli yerlerde arkadaşım yoksa ben gidiyorum. Ben ne yapayım öyle? Onlar şimdi şey işte, yani şeyden level atladılar, o anlamda söyledim. Biz buralardayız ama. Buradaki level var. Kadar atlayamamışlardır ya. Çünkü buradaki level insanların, izleyenlerin şurasındaki makamdır. Burası şimdi, çok önemli. Koray sıra kimdeydi? Ben sırayı şaşırdım şimdi. Ben de mi? Sıra türkü sana gelmiş. Bak şimdi ben oraya gidince demek daldım. Müzisyen havasına girdim oradan. Sen bir tane türkü oku. Türkü. Bir türkü oku, türkü. Ben zaten türkü söylemekten başka bir şey yapamıyorum. O zaman evet, yine benim her albümde annem için, zaman zaman da babam için okumaya çalıştığım eserlerden bir tanesi bu albümde okuduğum bir eser. Okumaya çalışayım. Thank you.
Akşam üzeri aldım haberin, bir köz düşmüş gibi yandı yüreğim, yandı yüreğim. Son görüşmemizde öperken kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tabip istemem yaramı sarmaz, sarıp da yaramı acısın olmaz.
Ben tabip istemem, yaramı sarmaz. Sarıp da yaramın acısını almaz. Derdime derman yok, bence ey olmaz. Merhem sargıyı alıp da gittim. Derdime çare yok, bence ey olmaz. Merhem sargıyı alıp da kara kışa döndü göynümün yazı. Kulağımda çınlar yarın avazı. Kara kışa döndü göynümün yazı. Kulağımda çınlar yarın avazı. Mızrağı dudağı, gözleri sazı. Yüreğimden bir cız çalıp da gitti. Mızrağı dudağı, gözleri sazı. Yüreğimden bir cız çalıp da gitti. Aşık Cem'in bana revamı gördü. Ela gözlerime karalar sürdü. Aşık Cem'in bana revamı gördü. Ela gözlerime karalar sürdü. Böyle sevda var mı görmedik kördü. Mecnun gibi çöle salıp da gittim. Böyle sevda var mı görmedik kördü. Mecnun gibi çöle salıp da gittim. Böyle sevda var mı görmedi kördü. Mecnun gibi çöle salıp da gitti. Gitti. Kurban olurum yüreğine sevgilerine. Da güzel bir eser. Ben bu eseri ölüyorum. Aynen. Ya işte yüreğine sağlık. Vallahi billahi. Cem Malkoç. Türkler hepsi güzel. İşte yüreğine yürekten sağlık. Çıkınca yüreğin eseri olunca. Biraz önce tabii araya gitmeden duygulandım. Onun sebebi tabii sonuçta ağlamakla gülmek aslında kardeşler. Yani fizyolojik olarak hocam. Ağlamayı bilmeyen gülmeyi de bilmesin. Evet. Gülmeyi bilmeyen ağlamayı bilmesin. Bizler toplum tabii sonuçta bizler demirden, tunçtan, taştan yapılı insanlar değiliz. Ben şifa diliyorum. Sen yani, hep dik duruyorsun ama acılar paylaşıldıkça azalır. Sen dik duruyorsun. Hepimizin muhakkak masada birilerinin yaşadığı acılardan bir tanesidir ya da ne bileyim göğüs gerdiği acılardan bir tanesidir. Bizi ekranda izleyen dostlar gibi. Annenin 6 aydır ben bitkisel olarak, evet, bilinci kapalı. Bilinci kapalı olarak yaşadığını, mideden beslendiğini ve hastanede yattığını ben gerçekten bilmiyordum. Yok evde yatıyor ama evi hastane ortamına çevirdik. Netice itibariyle bir bitkisel hayat yani. Evet yani sonuçta bilinci kapalı. Bilinci kapalı yani. Şu gerçekten bilmiyorum. Yani
Yok yani bunlar yaşamın kendileri. Ben biraz da anneci olduğum için yani son yıllarımı da annemle yaşayarak geçirdiğim için tabii en kötü şey yaşamda insan herhalde evlatlarıyla herhalde ve de annesiyle sınanmak, anne babasıyla sınanmak, yakınları, kardeşleriyle sınanmak. Ya bu acı tabii hepimiz için kaçınılmaz sonu. Yani mutlaka birilerinin acılarını göreceğiz. Yani büyüklerimiz yani gelen sıralı gelsin derler ya, hakikaten sıralı gelmesi ama ne olursa olsun yani sonuçta belki ama anne başka. Böyle yaşaması başka. İnsanı belki daha çok üzüyor. Yani onu, hiçbir ana bunu hak etmiyor. Neyse başka şeyler ya konuşalım. Sen... Yani şunu söyleyeyim, dik durmak zorundasın. Burada ekranın önüne çıktığın zaman insanların çoğu güldüğün zaman yani sonuçta topluma öncülük yaptığın zaman acıları geri plana, duygularını bazen geri plana atman gerekiyor. Yani. Dik duruyoruz, yüzden... dik duruyor insanlar. Ama şöyle bir şey var, paylaşmak da lazım. Yani. Dik duruyorsun mesela, hala programını yapmaya devam ediyorsun. Hala dostlarını ağırlamaya devam ediyorsun ve bu bir duruştur ve dik duruştur. Hiç hissettirmedin ve hiç söylemedin, hiç haberim de yok çok benim bundan. Çok fazla kullanmak ama da doğru. Ama dik duruştur yani. İşte, dik duruyorsun yani ama... Acılarla insanları üzmenin anlamı yok ya da yaptığın şeylerle... Hayır bu üzmek değil ama bu paylaşmak. Bazen duyguları kontrol edemiyoruz, olabiliyor. İnsanız çünkü. Aynen. Çok insanız. İnsanız, aynen. İnsanız, duygularımız var. Vicdanımız var. Duygulardan ibaret ediyoruz. Biz taştan, demirden, tunçtan değiliz. Mutlaka yüreğimizde acılar da var. Olsun, ağlamak da gülmek kardeştir. Gülmek de... Ama mutluluktan ağlayalım. Hani mutluluktan güldüğümüz acılar, gibi mutluluktan ağlayalım. Ya kaçınalım. Yaşamın gerçeği. Sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Ha böyle şey, pembe cümleler kurmak yani, adettendir yani. Yani yapacak bir şey sevgili yok. Sevgili Naki, bir türkü evet, desen oku ya. Eyvah. Mesaj sorunumuz hala çözülemedi dostlarımız. Yani tablette WhatsApp attığımızda bir sorun. Kilitlenmiş. Evet, şey çok yoğun. Aktarmayı yapamadılar. Gösteriyor durumu. Her giden askerim geri
gelmiyor oy oy. Şehit haberleri sona ermiyor oy oy. Anaların gözyaşları dinmiyor oy oy. Kardeş kardeş kurşunuyla ölüyor oy oy. Yanarım oy oy, ağlarım oy oy. Askerim oy ben oy. Kardeş kardeş kurşunuyla ölüyor oy oy. Yanarım oy oy, ağlarım oy oy. Askerim oy ben oy. Ki yoksulüyüm cennet ülkemi oy oy. Zalim böldü parçaladı bizleri oy oy. Ey halkım sen topla artık kendini oy oy. Birleşme zamanı vakit geçiyor oy oy. Yanarım oy oy, ağlarım oy oy. Yiğidim oy ben. Asker adam gelecek mi bilinmez. Yavrum bana sarılır mı bilinmez. Tez gel yavrum tez gel, bitsin bu hasret. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Birleşme zamanı vakit geçiyor oy oy. Yanarım oy oy, ağlarım oy oy. Askerim oy ben. Sevgili Naki, dileklerine ay, katılmamak ay, mümkün değil. Yani bizler evet, birleşmek zorundayız. Zaten bizim sanat üreten ya da türkü üreten insanlarımızın en büyük çağrısı birleşmek, birlik olmak. Yani kardeş kardeşi vuruyor, evet. Kardeş kardeşi i̇nsan, vuruyor. Ne için? Herkes kardeş. Aynen o anlamda zalim bizi bölüyor dedin ya. Evet. Her dönem bölen zalimler mutlaka oluyor. Şimdi bölmek ya da kutuplaştırmak kimin işine geliyorsa aslında bu işten faydalanan, nemalanan onlar. Ötekileştirenlere karşı biz tam tersine birleşmeliyiz. Ne olursa olsun bu ülkenin Lazı, Kürdü, Ermenisi, Süryanisi, Ezidisi, bu topraklarda yaşayan kim olursa olsun bu toprakların gerçek sahipleri. O anlamda birine sen benim gibi olacaksın ya da birisi bana benim gibi ol diye dayatmamalı. Bizler demokratik bir ülkede demokrasi mücadelesini ortaklaştırarak verebiliriz. Ortaklaşarak güçlenebiliriz, büyüyebiliriz ve barışı getirebiliriz bu topraklara. Biz demokrasiye inanmış insanlar olarak özellikle halk müziği yapan insanların, müzik yapan, sanat yapan insanların zaten ortak düşüncesi mutlaka bu oluyor. O anlamda gelecek günler barışın, kardeşliğin ve bizlerin Selahattin Demirtaş'ın bir sözü vardı, çok beğenirim. Bir oyluk canları var. Yani gerçekten bizler oylarımızla topluma
gidip biz silahı alıp dağa çıkacak halimiz yok. Ya da isyan ettiğimiz, sevmediğimiz insanı gidip vurup öldürecek halimiz yok. Biz o zihniyete düşmanız. Şu andaki en büyük silahımız ne bizim? En büyük silahımız şu anda diyorlar ya sandık demokrasidir. O zaman sandıkta gerekenlere vereceğiz. Evet. Ve birleşen, bölen ya da ayrıştırana değil, birleştiren kim olursa olsun, birleştirenin de büyüyerek, birlik olarak güçleneceğiz. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Aynen. Söylenecek çok şey var ama tabii bazen diyorlar siyaseti çok yapıyorsun ama siyaseti yapmasan da yani türkü söylemek, saz çalmak da herkes söylüyor. Yani topluma öncülük yapacak sanatçılara ihtiyaç var. Sanatçının derler, ideolojisi olmaz derler ama ideolojisi olmayan sanatçı sadece çalgıcı olur, müzisyen olur. Ama sanatçı ben şeye katılmıyorum, yani herkes türkü söylemiyor. Söylediğini yani, zannediyor. Ayrı tabii yani müzik yapalım. Sen gibi insanlar evet siyasi görüşlerinizi alenen ifade ediyorsunuz. Tabii bizler. Ama toplum içerisinde henüz yeni var olmaya çalışan insanlar da siyasi görüşlerini ifade ettikleri zaman çok çabuk yok edilebiliyorlar. Şu siyasi görüş derken siyasi görüş mutlaka ben şu partiliyim bu partiliyim değil. Parti anlamında değil. Haksızlığın karşısında bu adam bu adam yanlış söylüyor. Bu adam ayrıştırıyor. Cem bir şey mi söylüyor? Yanlış. Yanlışa yanlış diyebilmeli. Tamam. Şimdi şu var. Yani kraldan çok kralcı ya da birilerinin peşinde aman bana şey. Ne bana dokunmayın yılan fensi. Asla katılmadığım işte, bir şey. Mesela evet. Değil işte olmamalı işte. Ben de finalde ben bu konu üzerinde çok düşündüm biliyor musun? Nacizane kendi fikrim bu. Ya şimdi bu çataldır çatal olarak kalır. O amaçla kullanılır. Bu tabaktır. O tabak olarak kullanılır. Yani insanların duygularını hiçbir şekilde hiçbir şeye alet ederek kullanamazsınız. İnsanların duyguları tamamen vicdana dayalı olmalıdır. Sevgiye dayalı olmalıdır. Zaten vicdan yoksa sevgi de olmaz. Bu sebeple senin bütün söylediklerine, hani başta da söyledim ya, cennet cehennem de buradadır hani gibi bir özetle öyle bir şey söyledim. Bana göre siyasette yani bir kefenle gidiyoruz hani tabiri caizse. Her şey tamamen vicdana bağlı. Çok güzel şeyler söyledin. Verdikleri işte yardımların %40'ını bağışlasalar dünyada fakirlik kalmaz. Gariban kalmaz dedi. Yani insanların vicdanı gerçek anlamda vicdan sahipleri olsalar hep ben de dahil olmam. Ben de vicdan sık edebilirim hiç bilincinde olmadan, farkında olmadan. İnsanlar vicdanlı davranabilseler, vicdanlı muhakeme edip de vicdanlı bakabilseler. Yol gösterici olarak vicdanı seçseler aslında. Yani, kesinlikle. Aslında sevgi, vicdan çok önemli ama burada yani. Akıl ve mantık yol gösterici olmazsa, dik duruş ya da doğruya doğru, eğri eğri demezsen vicdanın varmış, çok seviyormuşsun, çok vicdanlı, çok duygusal ben falan. Ben vicdanım varsa doğruya doğru dersin. Heh, işte onu söylüyorum. Sanatçı dik duruş şöyledir. Siyasi görüş, ben şu partiyim, ben sağcıyım, solcuyum demek değildir. Asla değil. Sağcı değil mi adam? Sağcıysa doğru adam olabilir. Her sağcı kötü mü? Kesinlikle. Düzgün çok yani kesinlikle siyasi olarak desteklemesen de içinde bakıyorsun insan olarak erdemli. Kesinlikle. Solcunun içinde üçkağıtçı yok mu? Bir sürü var. Ona da sen yanlışsın diyeceksin. Kesinlikle. Kim? Yanlışa yanlış, doğruya doğru demektir. Sanatçının görevi budur. Yani kuyrukçuluk yapmak değildir. O anlamda söylüyorum tabii. Oldu. Benim siyaset benim söylemek istediğim de şuydu. Sen Süleyman hazırlan. Çok uzattık Süleyman. Benim söylemek istediğim de şu. Vicdanın varsa zaten sağcının da yanlışını söylersin, solcunun da yanlışını. Senin fikrin ne olursa olsun. Yani vicdanın varsa. Çok önemli. Bravo, aynı öyle. Sevgili Süleyman. Haksızlığa karşı boyun eğmemek hocam. İki kelime ben pür sultan duruşlu olmaktır. Hocam. Aynen. Gerektiğinde denizler gibi sefaya kendin tekmeyi vurabilmektir. Ben nacizane bir üç dörtlümde dedim ki arıdan alırsın balı ne zahmetle toplar dalı. Helal olmaz ova verle ahtı peyman olmayınca. Aynen. Allah Allah. Arıya sordular zor mu topladın sana kar mı? Dedi benim gibi var mı karşılık olmayınca? Aşık Cem'in bir muamma arıyı anlamazsan mı? Boşuna derine dalma kalbim ihmal olmayınca. Allah Allah. Yani insan olabiliriz ama hakkaniyetliyiz evet. Ona bakmalı. Evet. Buraya yani. Aynen. Evet efendim. Evet. Süleyman çok bekledi. Çok onu kapalı hocam. Açar şimdi. Thank you.
damı bir bilsen. Yüreğimde yanan yangını görsen. Bir bahçemi sadi gülü bidersen. Yaralı hamsar beni, kollarına al beni, akvercin sabri, arşa sal beni. Yaralı hamsar beni, kollarına al beni, akvercin sabri, arşa sal beni. Barış güvercinleri mutlaka yeryüzüne egemen olacak. Barış güvercinleri ve güvercinleri savunanlara biraz önce konuşmalarımızdan aklıma bir türkü geldi. Mahsuni Baba'nın sözlerini unutmazsam okuyayım bari. Mahsuni Baba'dan gelmişken bakalım Mahsuni Baba ne demiş? İnsanımın yaşamaya niye geldik bu dünyaya? Onunla ilgili. Yaşamaya geldim ben de dünyaya, elimden kolumdan bağlama beni. Komşular gidiyor yıldız aya, dağların başından eyleme beni. Dağların başından eyleme beni. Komşular gidiyor yıldız aya, dağların başından eyleme beni. Dağların başından eyleme beni. Aklımı kandırma boşa, insanlar benzemez beyinsiz kuşa. Avareyim de iyi
gitme temaşa. Bir dilim ekmeğe bağlama beni, bir dilim ekmeğe bağlama beni. Avareyim değil etme temaşa. Bir dilim ekmeğe bağlama beni, bir dilim ekmeğe bağlama beni. Nedendir geri kaldığın, yoksulun sırtından çalıp doyduğun. Allah bilir kimin nasıl olduğun. Hastayım götürün sallama beni, hastayım götürün sallama beni. Allah bilir kimin nasıl olduğun. Hastayım götürün sağlama beni, hastayım götürün sağlama beni. Buraya ne sağlık hocam. Mahsuni babanın kalemine sağlık. Harika, güzel güzel bir şey. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Mahsuni nedendir diyor. Geri kaldığın yoksulun sırtından çalıp doyduğun. Yani geri kaldığımızın, ülkemizin geri kalmasının, coğrafyamızda bizim ülkemizin geri kalmasının nedenlerini hepimiz aslında herkes çok net biliyor. O anlamda o yüzden bu nedenleri cesaretle söyleyip toplumumuza yol göstermemiz gerekiyor. Özellikle bunu en çok ben sanatçıların duruşuna bağlıyorum. Sanatçılar çünkü toplumun aynasıdır ve topluma aslında enerji veren, toplumu motive eden, toplumun duygularını harekete geçiren insanlardır. O anlamda eser yazarken de, üretirken de ne olursa olsun toplumun sosyal konularını da cesaretle dillendirmek gerekiyor. Sevgili Türkü, sen ne söyleyeceksin? Bak istek de vardı bu bak. Evet, bak bizim arkadaşlarımız. Teknik yönetmenimiz Eyüp Yalçın Beyefendi. Evet, bu, istemiş. Evet, o eseri oku bakalım. Çirkin Allah miydi? Allah. Yok değil. Ne istiyor? Versiyonu. Ne o? Ben göremiyorum burada. Kızıltuğ babamıza ait olan bir. Ali Kızıltuğ'a ait olan. Ben sevmeyi öğretemedim ha. Evet. Ha, sevmeyi öğretemedim. Ben işte ben o çirkine sevmeyi öğretiyorum. Ben o deliye diyor ya. Ali abi. Çirkin var var. Orada arada gidiyor. Var var. Bakalım lan. Onu da oku var Ali abi de. Onu da oku. Neyi okuyacaksın? Bunu da okuyacaksın. Ha, bir dört. Tamam onu oku tabii yani. Ali abi de yadeli yedirin böylece. Evet, yadeli yedirin. Ali Kızıltuğ'a da. Hayret etmedim.
Dele gelen bahar bize gelmiyor adam. Ben o deliye sevmeyi öğretemedim. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Ah ben o zaman sevdiğimi öğretemedim. Dele gelen zalıma sen beni öğretemedim. Ben o hayına sevmeyi öğretemedim. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Heykeller kolunda suya gidiyor. Elleri kınalı bir güzel geliyor. Senin derdin deli beni ediyor. Gözlerini sürmeli bir güzel gelin. Senin derdin deli veremediyor. Gözlerini sürmeli bir güzel gelin. Şakıyan bülbülün sesi saraya kurulmuş bir han sofrası. Göğsünde tabaklar var güzel gelin. Saraya kurulmuş bir han sofrası. Göğsünde tabaklar var güzel gelin. Gel basma fistan giymiş ölü düğmeli. Konuşmasın sallanmaz cilveli. İnanırım ver halimden bilmeli. Senin yaprakları har güzel gelir. İnanırım ver halimden bilmeli. Senin yaprakları har güzel gelir. Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Aynen. Senin yaprakların. Yemin derdi. Eşim sevgili. Her insana. Naki canım dedi ki eşim bana şimdi kızacak dedi. Söyle. Söylerim özgüden ama. Yengenin adı neydi? Sevgi. Söylenmez kurban olan, söylenmez kölen olan, söylenmez yan. Gönül derdi her insana, söylenmez kadar adam, söylenmez kurban olan, söylenmez kadar. Bu eserin söz müzik servisi İbrahim Rizek onun bugün evladı olduğu güzel bir asil. Öyle mi? Evet. Asil Doğan bugün doğdu, dünyaya geldi, merhaba dedi. Ziyadesinde uzun ömür diliyorum, sağlıkla, şerefle, merhametle dolu bir ömür diliyorum. Buradan mutluluklar diliyoruz yani. Sevgilerim özellikle. Sevgilerim ama bu eser benim için çok kıymetli. Bu heykeller kolumda suya gidiyor benim. Hakk'a yürümüş olan anamın bana her sabah okula giderken teyip vardı, bilirsin teyip. Tabii, tabii.
koyardı kaseti, Rıza Aslan Doğan. Aynen. A nokta Rıza Aslan Doğan ne derdim, bu A nokta ne demek? Ali Rıza Aslan Doğan kızım derdi, benim için çok kıymetlidir ve gün bugün oldu, bana nasip oldu bu eseri okumak. Rıza Aslan Doğan'a da hürmetlerimi iletiyorum. Buradan, evet, Rıza abi, saygılarımız. Bu eser bizim de çocukluğumuzun çok önemli değil eserlerinden. Mi? Bu da Taze Karlar Yağmış'ta aynı dönemin. İkisi üst üste. Taze Karlar Yağmış. Ya sen onu da sen okusana onu da, ya. Onu da yaparız. Onu okusana da yaparız. Sen. Finalde dur. Şimdi şey söyleyeceğim. Çünkü şey, onu okudun onu söyleyeceğim. Ha. Onunla ilgili şunu söyleyeceğim. Ali abiye bunu sordum ben. Öyle mi? Dedim Ali abi dedim bu ben o deliye sevmeyi öğret, bir kaşına bir gözüne olmuyor. Adam, ben o deliye sevmeyi öğretemedim. Dedim bunun hikayesi nedir falan. Tabii şimdi yenge belki bizi izliyordur. Ama yengem de o kadar ama hoş. Ama hikayesini biliyordur Ali, yenge. Yengem o kadar hoşgörülü ki ben bir gün şeyde Sivas'ta Karabel Şenliklerinde Ali abi ben yengem oturuyoruz. Yengem bazı hikayeler anlattı. Tabii şimdi onları burada anlatmayayım ama zamanı gelince belki böyle Ali abiyle ilgili bir program olursa yengemden de izin alarak o orada konuştuklarımızı belki anlatırım. Yenge gerçekten el öpülecek ve Ali abiyi de çok seven. Hala Alim, evet, Alim evet. Demesi bile ha, orada. Yani insanın böyle yüreğini titretiyordu. Bunu sormuştum Ali abi hikayesini. Bana anlattı da ben şimdi burada anlatmayayım. O hikayeyi özellikle merak ama ettim. Ama polisten reklam arası beni anlatması lazım. Anlatacağım. Unutmayın. İleride belki programla ilgili yengeden de izin alırsam o ama muhabbeti de... anlatman lazım. Bunu anlatırım. Bunu değil. Tamam. Yenge ve Ali abiyle aramızda geçen bir konuşma vardı. O dönem ben ayrılmıştım falan. Böyle kıskançlık meselelerinden bir şey konuştuk. Yengemin hoşgörüsünü o zaman hep örnek olarak anlatırım. Ben Alim'i çok seviyordum diyordu. İşte bir kıskançlık yapmadı falan dedi de bir olay anlattı. Benim için ders niteliğinde. Tamam reklam arası arkadaşlar bizim işimiz. O yüzden Ali abiyi de çok severdim. Gerçekten güzel eserleri adamıza güzel şey, güzel şeyler bıraktı. Ya, Ali abi evet, ben evet. Ali abi her andıkça yüzümde böyle gülümseme belirir. Peki böyle bu kıskançlık eseri miymiş bu? Yok bu bambaşka. O kıskançlık eseri ya gerçekten konuştunuz. Reklam arası benim ben merak ettim. Farklı şey. Cem sen olayı karıştırmadan şimdi bir tane türkü söyle. Kıskançlık eseri olmasın, evde kıskanacak bir şey olmasın. Yok Ayşegül öyle değil ki, ay kırmızı. Ya kadının en iyisi de kıskançtır. Ya ben programı terk ediyorum, kadının her türlü şiddeti. Ama tabii kadın kıskanç ama kadın adam öldürmüyor, erkek kıskandı mı öldürüyor erkek. Vahşi erkekler de yani. Ya biraz öylesiniz, tenzih ederim ama. Kadınlar en azından erkekleri öldürmüyor, kıskançlık olsun. Evet, ama yani, ki. Tabii bunlar tabii gülüyoruz bugün ama gerçekten ya, ama çok acı toplumsal şeyler, sorunlarımız evet. Bunlar bizim konuşmamız evet, gerekiyor. Evet, evet. Bir taraf. Paralansın taç, ettin bizi ele muhtaç. Ekmek bekler çocuklara, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz. Ekmek bekler çocuklara, böyle kader olmaz olsun, böyle de olmaz. Mazlumun içinde yara, götürenler geçer kara, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz. Kanar
geçiyor kara. Böyle kader olmaz olsun, böyle güzel olmaz. Aşık Cemil hiç doymuyor, yiyip yerine koymuyor. Hak diyenleri duymuyor, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz. Ali diyenleri duymuyor, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz. Aşık Cemim hiç doymuyor deyince, Aşık Cemim o doymuyor değil mi tabii yani? O doymuyor. Sanki Cem doymuyormuş gibi sen şimdi, tabii orada... Tabii telkin yapıyoruz orada. Tabii orada zat-ı muhtereme söylüyorsun değil mi? Diyor doymayan. Ki Aşık Cemim hiç doymuyor, yiyip ama de yerine koymuyor. Aşık hak Cem diyenleri birisine söylüyor. Yani sanki Aşık Cem doymuyormuş gibi anlaşılıyor da. Ben de doymuyorum hocam. Senin yiyeceğin iki lokma ekmek, öbürleri dünyaya umuduyla götürdüler. Gene doymuyorlar valla. Halbuki bilmiyorlar öbür tarafta bir şey yok ya. Kana saldın, dünyayı kana saldın. Fesatlılığın mührünü oy dedenden mi devraldın? Dedenden mi devraldın? Fesatlılığın mührünü dedenden mi devraldın? Dedenden mi devraldın? Deden girsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, vuruştur kıta vuruştur. Vuruştur kıta vuruştur. Dünyayı birbirine karıştır kıta karıştır. Vuruştur kıta vuruştur. Mercimeğin başısın, kör çıvanın başısın, kör çıvanın başısın. Dünyanın saf bekarı, şeytanın kardeşisin, şeytanın kardeşisin. Dünyanın saf bekarı, şeytanın kardeşisin, şeytanın kardeşisin. Deden girsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştır. Vuruştur hıdo vuruştur. Dünyayı birbirine oy, karıştır hıdo karıştır. Vuruştur hıdo vuruştur. Taş dibinde yatarsın, ortalığı katarsın, ortalığı katarsın. Zengine buyruk sallar, mazluma daş atarsın, mazluma daş atarsın. Zengine buyruk sallar, mazluma daş atarsın, mazluma daş atarsın. Deden girsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine,
karıştır hıdo karıştır, vuruştur hıdo vuruştur. Dünyayı birbirine karıştır hıdo karıştır, vuruştur hıdo vuruştur. Şaşarsın, doğru yolu şaşarsın, doğru yolu şaşarsın. Kazdığın kuyulara bir gün kendin düşersin, inşallah da düşersin. Kazdığın kuyulara bir gün kendin düşersin, inşallah da düşersin. Deden girsin derine, geç dedenin yerine. Sal köyü birbirine, karıştır hıdo karıştır, vuruştur hıdo vuruştur. Dünyayı birbirine, karıştır hıdo karıştır, vuruştur hıdo vuruştur. Eyvallah hocam, güzel olsun. Selamlar, ellerinden öpüyorum. Selamlar olsun. Selamlar, sevgiler olsun efendim. Maksut abi de vallahi hakikaten son dönem çok güzel şeyler yazıyor ve bu hıdo da gerçekten günümüzde de böyle hıdolar çok tabii. Maksut abi bunu milattan önce birisine yazmış da tabii, yani günümüzdeki bir hıdoya değil yani, değil mi? Aynen aynen. Ama şimdi, günümüzde de var galiba, değil mi böyle hıdolar? Dünyanın her tarafında var mı? Var, halen var hocam. Tanıdığınız birisi var mı? Var, benim tanıdığım. İsim vermeyelim diyorsun. İsim vermeyelim ama var ya. Ama diyorsun böyle bir çağrışım yapıyor birileri. Aklımıza gelmiyor. Aklımıza gelmiyor bizim. Ben bu eseri okumak istedim işte albüme. Kendisini aradım telefonla. Dedim abi böyle biz hani tanışmadık, görüşmedik ama böyle bir eseriniz var dedim. Eğer müsait uygun görürseniz dedim. Hani ben okumak istiyorum. Tamam kardeş oku dedi. Okudum eseri. Sonra işte yazı için, imza için telefon açmış bizim yapımcımız. Azemiz Hüseyin abiye de selam olsun. Demiş ki bir gönder herhalde, biz nasıl okumuş arkadaş falan. WhatsApp'tan göndermiş, sonra bir alkış işareti koymuş, öpücük koymuş, göndermiş. Tamam yazıyı da gönderiyorum demiş. Hani acaba okuyabildi mi hesabı? Tabii insanlar kendi eserlerini okuyan insanlara da biraz önem veriyorlar. Güzel insan zaten eserlerinde yansıyor. Evet. Bence yani Maksut abinin kalemini ve yüreğini çok seviyorum. Gerçek anlamda böyle üreten insanlara ihtiyacımız var. Tabii Maksut abinin ben de ellerinden öpüyorum. Sevgili Süleyman, hemen bir tane eser okuyalım çünkü yavaş yavaş... Tabii hocam. Okuyacak mısın? Heyecanın varsa. Yok, heyecan yok. Heyecan yok. Akşama durdum düşünüyorum öyle. Yurt dışında tabii ben yeni geldim. Hocam, Cem hocama mihman oldum akşam. Ondaydım. Geç saatlere kadar çalıştık. Ayşegül ablam bir uzun hava istedi. Bizim albümümüzde var uzun hava, grubet yollarında. Onun için okuyalım. Ayşegül'ün ne diyorsa o. Yani, çok kızmıyorum Ayşegül ablam. Benim için çok değerli bir insan gerçekten Ayşegül ablam. Birimiz. Tamam. Kısa bir uzun hava olsun. Ricasını yerine getirelim. Kısa bir uzun hava. Aşağı şartı. Kısa bir uzun hava. Evet. Ama güzel. Gurbet yollarında solmuş baharım, oy oy. Neresidir onun yurdu, kim bilir o.
yaşarım vay vay. Başucuna gelen var mı? Kim bilir vay vay. Kim bilir vay vay. Kim bilir vay vay vay. Başucuna gelen var mı? Kim bilir vay vay. Kim bilir vay vay. Kim bilir vay vay sağlık. Bu da sevgili dostum Hıdır Kutan'ın bir eseri. Hıdır Kutan abimizin eseri. Evet, buradan Hıdır'a da sevgilerimizi iletelim. O da gurbette yaşıyor. Gurbette Fransa'da, Strasbourg'da yaşıyor. İşte böyle işte yazdırıyor. Evet. Evet, biz de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Geldik daha doğrusu. Şimdi bugünle ilgili son sözleri alayım sevgili Türkü. Sonra bir türküyle veda edeceğiz. Seninle değil yani. Türküyle veda edeceğiz. Kurbanım. Ya şunu söylemeden geçemeyeceğim. Müzisyen meslektaşlarım gibi bir de haricinde perde arkasında olan bir başkaları da var. Benim sevgili menajerim Özlem Başaran'ın bugün evlilik yıl dönümüydü. 18. yılları. Ve kutlamadan meslek aşkı da böyle bir şeydir. Aynen. Kutlayamadılar çünkü bugün bizim görevimiz televizyon aynen, programımız aynen. vardı. Onlar da buradalar eşiyle beraber. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Mutluluklar diliyoruz. Evet yani 18. yıllarını burada benimle geçirdiler. Onlara teşekkür ederim. Daha güzel bir evlilik yıl dönümü olmaz işte türküler. Ya onlar kendileri güzeller zaten. Türkülere de gönül vermiş insanlar. Misafirperverliğin için sonsuz teşekkür ediyorum. Cem'imi tanıyorum zaten. Hanesinde binlerce defa mihman olmuşum. Seyman Bey ve Nakile. Sevgili Naki ile de tanıştığım için çok mutluyum. Yani Türk çok teşekkür ederim. Türklerin olduğu her yerde nefesim, avazım yettiğince, ömrüm yettiğince olmak isterim. Davet edildiğim sürece
İyi ki varsınız. Sağ olun. İyi hep ki, var olasın. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki birlikte varsınız. Teşekkür ederim. Sevgili Cem, bugünle ilgili senin de son sözlerini alayım. Vallahi hocam şu hakikaten zaman su gibi akıp geçti. Çok keyifliydi bugün ama çok Cem. Gerçekten. Sizi gerçekten seviyorum. Çünkü birçok yönünüzde örnek alıyorum hocam. Çok fazla sözü dolaştırma da ben öncelikle ekranları başında bizlere mesajlarıyla ulaşmak isteyen dostlara saygılarımı, sevgilerimi ve bütün Cem TV ailesine bu güzel insanlara çok teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri yaşattılar ve müzisyen arkadaşlarıma, devlere ve size hocam çok teşekkür ediyorum. Dünya sevgiden, kardeşlikten, barıştan yana dönsün hocam. Aşk ile. Sağ olasın. Sevgili Süleyman, yanına başlamışken öyle gidiyor. Hocam ben de bizi konuk olarak davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkü ablama, Naki Yoksili abime, değerli dostum, müzik yönetmenim, Aşık Can Malkoç'a, müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Sizleri seviyorum. Sizlerden feyiz alarak yola çıktık. İnşallah daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Tümde. Sağ olun. Teşekkürler ediyorum. Ayağına sağlık. Sevgili Naki, senin de bugünle ilgili vallahi son sözlerini aldım. Çok mutlu oldum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum Metin abi. Sağ olasın. Bizi davet ettin. Sevgili Türkü ablamı hani gerçekten çok seviyoruz. Ailece çok seviyoruz. Bir kere eşim öncelikle zaten dedi ki bu gönül derdini okut mutlaka dedi istiyorum. Dedim vallahi elimden geleni yaparım. Sağ olsun da kırmadı baştan bir dörtlük. Dörtlük okudu. Yok ben baştan söyledim de dedi ki yeni albümden yeni okuyacağız. Yeni albümden okuyayım dedim ama bir kırmamaya çalışacağım dedim. Sonrasında kendisine yenge beni eve almaz dedi. Sevgi beni eve almaz dedi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ablacığım. Sevgili kardeşlerime Cem Malkoç, sevgili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Rejideki tüm Cem TV ailesine. Kesinlikle. Ve ekranları başındaki tüm bizi seyreden halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için. Bizlere cesaret veriyorlar. İşte biz de onlar için böyle buralara toplanabiliyoruz. Arkadaşlarımın başarılarının devamını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Türkülerle kalmak umuduyla diyorum. Teşekkür ederim sevgili Naki. Hepinizin ayağına sağlık. Yalnız ben bir şey istiyorum. Tabii. Bir türkü söylemeni istiyorum. Finalde şey, istediğin türkü söyleyeceğiz. Size Taze Karlar okuyacağız artık finalde. Artık final değil mi? Şimdi ben vedamı yaptım. Ha özür dilerim. Bir de benim sözüm. Diyorsun, sen diyorsun benim üzerime, sözüm üzerine söz söyleme mi demek istiyorsun? Ya hayır sen her hafta veda ediyorsun tamam. Zaten. Bugün özellikle hatırlatmak istediğim şeyler var. Özellikle bugün WhatsApp hattımızda daha doğrusu hatla ilgili sorun değil ama tabletle yazıcı arasında bir sorun çıkmış. Mesajlarınızın çok yoğun geldiğini biliyorum. Eğer haftaya çıktısını alabilirsek bu haftaki mesajlarınızdan da okumaya çalışacağız. Sizleri ihmal ettiğimizi düşünmeyin ya da yok saydığımızı düşünmeyin. O anlamda teknik sorundan dolayı öncelikle özür diliyorum. Onun dışında haftaya pazartesi gene burada olacağız ama haftaya salı günü yılbaşında da hiçbir yere söz vermeyin. Yılbaşında Ehliden özelle iki gün üst üste olacağız hatta yani pazartesi normal programımızı yapacağız ve salı günü de yılbaşı özel Ehliden özel yapacağız. Bir yere söz vermeyin çünkü o gün yine birbirinden değerli konuklarımız olacak, türkülerimizi söyleyeceğiz. Yılbaşına özel bir program yapacağız. Dostlarımızla, kardeşlerimizle burada olacağız. O anlamda dediğim gibi haftaya pazartesi salıyı bize ayırın. Yani özellikle Ehliden orkestrasına çok teşekkür ediyorum. Sevgili Koray'a, Cem'e, diğerim. Dursun'a, bugün Dursun Bilgin misafir sanatçı olarak katıldı aramıza. Sevgili Yusuf'a çok teşekkür ediyorum. Şahane. Onun dışında sevgili yönetmenimize, Cem'le. Genç yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşlarımıza, ablamıza servisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve çaylarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sesçimize teşekkür ediyorum. Ve dediğimiz gibi her hafta bizlere bu imkanı sağlayan Halk Kitabı'na destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Cem TV yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. En çok da bizi izleyen sizlere teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatine kadar dünyanın birçok yerinde biliyorum ki izliyorsunuz. O anlamda türkülere gönül verdiğiniz için ve türkülerle birlikte bizde olduğunuz için iyi ki varsınız. İyi ki bu kültürü sürdürüyoruz. İyi ki bu kültürü yaşatıyoruz ve dünyanın neresinde olursak olalım hepinizin biliyorum ki aynı duyguyla, aynı sıcaklıkta
yaşattığınızdan eminim. Bu anlamda türkü şeyi istemişti. Taze karlar inşallah şey yaparız. Evet Koray, benim bağlama kapalı galiba. Başka yar sevmedim, onun üstüne, onun üstüne.